Enerjimi topladım. Tekrar karşınızdayım. Türkçenin divası Nazlı Hocanızın kanalına sayfasına hoş geldiniz. Ya az önce ben sizin mesajlarınızı okudum. Ya size kurban olsunlar, ya sizin yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çırpınan kuzularıma, gerçekten sayfam büyüsün diye uğraşan kuzularıma, yüreğinize sağlık. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın inşallah. Allah hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Mücadelenizde ortak olabiliyorsam, azıcık da olsun desteğim olabiliyorsa ne mutlu bana. Çok seviyorum sizi. Ben iyi ki buradayım. Sizin dualarınızla ben hep iyi oluyorum. Ben bu enerjiyi alıyorum. Ya of. Çok seviyorum. Hadi devam edelim. İyi olurum ben. İyi ki buradayım. İyi ki böyle bir iş yapıyorum. Seviyorum sizi. Ve ben bu enerjinin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Her şey için, sizin de çabanız için ben teşekkür ederim. Yürekten. Hani bak son sakatlıklarımda falan çabuk toparlandım ya, sizin dualarınız sayesinde gerçekten hocanızın biliyorsunuz ders anlatmak, ailem ve spor dışında hiçbir şeyim yok. En iyisi bu olduğunu düşünüyorum zaten. Faydalı oldukça tazeleniyorum. İyi hissediyorum kendimi. Size de tavsiye ediyorum. Birilerine ufacık bir yardımınız oluyorsa inanın bunun mükafatını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Başlayalım hadi. Şimdi canlarım. Hemen ben size gani gönüllüyü anlatmıştım değil mi? Gani gönüllü. Yani cömert. Eli açık, tamam mı? Eli açık nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bir de bunun tam tersi vardı, cimri. O eli sıkı, pinti, tamam mı? Bunlar birbirinin tersi. Gani gönüllü, geniş gönüllüyle aynı şey değildi. Geniş gönüllü her şeyi hoş karşılayan. Yani hatta bizim hoşgörülü kelimemiz var, öyle değil mi? Müsamaha, hoşgörü. Bakın içinde zaten müsamaha dediğinizde H var. Bu H'den aklınıza hoşgörü gelsin. Hoşgörülü insanlara da ne derler? Müsamahakar derler. A'nın üzerinde de yine düzeltme işareti var. Müsamahakar yazılışına dikkat edin. Olur mu? Yavan. Yavan, mesela yavan bir anlatım diyor. Kuru, tatsız, yavan. Bu da karşınıza çıkabilir. Sonra girift kelimesi var. Yine son zamanlarda karşıma çıkıyor. Girift kelimesi. Hep karşımıza çıkıyordu da yani son zamanlarda deneme sınavlarında yine görüyorum. Girift kelimesi böyle yine iç içe geçmiş, böyle karışık, karmaşık bir hal almış. Girift. Bu da yine önemlidir. Buna da dikkat edin. Sonra neyi söyleyeceğim? Dur. Naif ve naifi söyledim. Naif, deneyimsiz, tecrübesiz anlamına geliyor. Bir de resimde başarılı olmuş, resimle ilgilenenlere de naif deniyor. Ama onu soracağını zannetmiyorum. Sizin karşınıza bu şekilde çıkan naif, deneyimsiz, tecrübesizdir. Bakın, naif ise içinde H var. Hassas, ince, kırılgan. Anladınız mı? Böyle insanlara ne dersiniz? Çok naif bir insan dersiniz. H'sinden hassas aklınıza gelsin. Sakın unutmayın. Sulta. Ha, bak bu önemli. Sulta. Sultan değil bak. Sulta. Sulta otorite. Yetke de diyebilir. Yetke kelimesi de önemli bakın. Yetke. Otorite. Hatta TDK sözlükte şöyle yazıyor. Hepimiz insanız. Aynı mayanın sultasındayız. Yani onun otoritesindeyiz, sultasındayız. Sulta otorite anlamına gelir. Sonra yetki kelimesi, bakın yetki kelimesi
yetkin kelimesi. Bunlar da karşınıza ses bilgisinde ve sözcük yapısında çıkar. Yetmekten yetkidir. Yetmekten yetkindir. Yetmekten yetki. Bak, fıstık, şap, ketçap. Fıstık, şap, ketçap yan yana gelmiş. Ne var burada? Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyumu sakın unutma. Yapısını sorarsa ne diyeceksin? Türemiş yapıldır diyeceksin. Altı çizili sözcüğün kökünün türü nedir derse yetmekten yetki olmuş fiil kökü diyeceksin. Aynı şekilde yetmekten yetkin. Bakın, etkin, yetkin, sonra tepki. Bunlar gözünüzden kaçmasın, olur mu? Tepmekten tepki, etmekten etkin. Ondan sonra susmaktan suskun. Bunlar türemiştir ve bunlarda ne vardır? Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyumu vardır, önemli. Takımada, yarımada, takımada bitişik yazılır. Burada da şunu söylemek istiyorum. Hani bir özel ismin yanına dağ, ova, göl, nehir, ırmak, okyanus, vadi, geçit. Geçitte yumuşama oluyor, unutma. Zigana geçiti değil kuzucuğum. Zigana geçidi. Dikkat et. Büyük yazacaksın, onda sıkıntı yok. Ama sonuna dikkat et. Sen sadece orada büyük mü küçük mü odaklanıp da aman bak şu gözünden kaçmasın. Zigana geçidinde. Bu şekilde. Ay, ya bunu hep yapıyoruz valla. Geçen bak yine bir nazara mı geldi? Bir saniye. Geçen de ışık düştü ya. Nazar. Zigana geçidi. Bakın, yumuşama olacak. Büyük yazıyorsun. Özel ismin yanına gelen, dediğim gibi. Dağ, ova, göl, nehir, ırmak, vadi, plato, geçit, kanal, Süveyş kanalı, unutma. Bunları büyük yazıyorsunuz. Ama geçitte bir de yumuşama yapılacak. Sakın unutmayın. Zigana geçidinde gelen çekmek gibi kesmeyi de ayırıyorsun. Bu önemlidir. Sonra kapıda yarım adası diyor mesela. Kapıda yarım adası. Kapıda yarım adasında denize girdik dedi. Kapıda yarım adasında böyle. Kapıda yarım adamızın denizi çok güzeldir dersem orada kesme işareti kullanmayacağım. Bu olayı biliyorsunuz. Neydi olay? Cumhuriyet Bayramı büyük yazıyorduk. Oradaki I özel isimle kalıplaşmıştı. Üçüncü tekil iyilik ekiydi ama özel isimle kalıplaşmıştı. Sonrasında gelen çekim ekini kesmeyle ayırıyorduk. Ama o üçüncü tekil iyiliği düşürüp yerine farklı bir iyilik getirdiğinizde kesme işareti kullanmıyorsunuz. Yani Cumhuriyet Bayramımızda deyince kesme işareti yok. Unutmayın sakın. Kapı Dağı Yarımadası'nda bu şekilde yazılır ama kalkıp da Kapı Dağı Yarımadamızda derse bak kesme işareti kullanmıyorsun. Kuşadamızın dediğinde kesme işareti kullanmıyorsun. Kuşadamızın nasıl yazacaksın? Kuşadasıdır normalde. Kuşadasının dediğinde böyle yazarsın. Ama sen burada özel isimle kalıplaşan iyiliği düşürüp başka bir iyilik getirirsen kuşadamızın bu şekilde yazman gerekiyor. Bu da yine önemlidir. Sorulur bak bu. Dikkat edin. Takım adayı söyledim. Yarım adayı söyledim. Takım ada bitişik yazılır. Hasır altı. Bakın hasır altı. Hasır altı da yine önemlidir. Bir işi böyle bilerek, isteyerek yürütmeme haline hasır altı etmek derler. Sen bilerek, isteyerek yapmıyorsun ya. Hasır altı etmek, tamam mı? Unutma. Şimdi yazılışına dikkat et. Onda da bakın. Hasır altı etmek. Bilerek, isteyerek yapmıyorsun. Hasır altı etmek. Hocam ya bir de sümen altı etmek vardı. Ha, bak dikkat et. Hadi şurayı silelim. Onu yazalım bir de. Sümen altı. Sümenin ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın hani böyle şirketlerde, makamlarda yani müdür odasında falan böyle deriden bir şey vardır masanın üzerinde. Nasıl diyeyim? Deriden böyle bir kalın bir şey. Dosya gibi bir şey, tamam mı? Onun altına işte evrakları falan koyarsınız. Onun adı sümendir. Hatta sümen takımı yazın Google'a. İşte orada ne çıkar? İşte kalemliği çıkar. O şeyi neyse işte onu aklıma gelmedi. İşte o deriden o kağıt, o mukavva gibi sert bir şey çıkar.
Bunun altına sümen diyor. Bunlara da sümen diyoruz. Bir de sümen altı etmek vardır. Sümen altı etmek. Onda da bir evrakın işleme konulmasına engel olmak. Bir evrakın, dikkat ettiniz mi? Evrak kelimesinde yumuşama olmaz. Ahlak, evrak, unutma. Tazyik. Hani su çok tazyikli akıyor diyorsun ya. Suyun tazyiki, ahlakı, evrakı, hukuku bunları biliyorsunuz. Bunlar da yumuşam olursa yazım yanlış olur. Bir evrakın işleme konulmasını engelliyorsan, geciktiriyorsan o zaman da ne diyorsun? Sümen altı etmek diyorsun. Bizim dosyayı sümen altı etti. Yani geciktirdi. Onu kim bilir ne yaptı? Oyalıyor bizi. Bir de dediğim gibi hasır altı etmektir. Yani bir işi bilerek, isteyerek ne yapıyorsun? Yürütmüyorsun. Örtbas etmek. Hocam örtbas etmek. O da örtbas etmek. Hani içinde zaten emir olanları da bitişik yazıyorduk ya. Örtbas etmek. Örtbas. Bak emir var içinde. Örtbas etmek de bu şekilde yazılır. Hasır altı etmek. Örtbas etmek. Tamam mı? Bu da karşımıza çıkar. Bir malın yönetilmesi için hani birini görevlendirirsiniz ya, bu da TDK'nin son değişikliğinde var. Ne olarak geldi? Kayyım. Kayyım. Tamam mı? Kayyım. Yazılışı bu.